Bir balonu saçınıza sürterseniz balon saçınıza yapışır. Peki bunun sebebi ne olabilir? Buna sebep olan şey elektriksel güçtür. Elektriksel gücü anlamamız için de ilk olarak elektrik yükünü anlamamız gerekir. Bu videoda işte bu kavramı inceleyeceğiz. Elektrik yükünün ne olduğunu anlamak için de bir şeye hatırlatsam iyi olacak. Örneğin çevremizdeki herhangi bir şeyi ele aldığımızda, mesela bir kedi olsun ve herhangi bir noktasına yakınlaştığımızda, mesela kuyruğuna yakınlaşalım, kedinin farklı organlardan oluştuğunu görebiliriz. Daha da yakınlaşırsak hücrelerden oluştuğunu ve hatta biraz daha yakınlaşırsak atomlardan meydana geldiğini görebiliriz. Atom kelimesi bölünmez anlamına gelir. Yani çevremizde gördüğümüz her şey bu küçük bölümeyen yapı taşlarından oluşur. Çevremizdeki her şey atomlardan meydana gelir. Ancak 1900'lerden sonra bilim insanları atomların bölünebildiğini ve daha da küçük parçacıklardan oluştuğunu keşfetti. Bu parçacıkların belli bir adı var. Atomu oluşturan bu küçük parçacıklara proton, nötron ve elektron adı verilir. Atomların neredeyse tamamı işte bu üç parçacıktan oluşur. Yükün ne olduğunu anlamak için bu parçacıkları da dahil ederek videonun başına yaptığımız deneye geri dönerim. Hadi bir düşünce deneyi yapalım. İki protonu yan yana tuttuğumuzda bu iki proton birbirini iter. Aynı şekilde iki elektronu yan yana getirdiğimizde de bu iki elektron birbirini iter. Ancak bir protonla bir elektronu yan yana getirdiğimizde bu ikisinin birbirini çekeceğini söyleyebiliriz. Bu elektronlarla protonların birbirini itmesine ya da çekmesine neyin sebep olduğunu merak etmiş olabilirsiniz. Bilim insanları bu elektronlarla protonların içinde buna sebep olan bir şey olabileceğini tahmin etmişti. İşte elektronları ve protonları iten veya çeken bu şeye yük veya teknik dilde elektrik yükü denir. Hemen yazalım elektrik yükü. Yüklü bu parçacıklar arasındaki güç de elektriksel güç olarak adlandırılır. Kısacası birisi elektrik yükünün ne olduğunu sorduğunda bunun protonlarla elektronlarda bulunan ve birbirlerini itmeye veya çekmeye yarayan bir güç olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi elektrik yükü kavramını daha yakından inceleyelim. Buradaki deneye daha dikkatli bakarsak aynı türden parçacıkların birbirini ittiğini, farklı türdeki parçacıkların birbirini çektiğini görebiliriz. Böylece protonların taşıdığı yükle elektronların taşıdığı yükün farklı türden olduğunu tahmin edebiliriz. Protonların taşıdığı bu yük pozitif yük olarak adlandırılır. Bu ikisi de pozitif yük. Elektronların taşıdığı yük de negatif yük olarak adlandırılır. Yani bu ikisi de negatif yük. Sonuç olarak da aynı yükler birbirini iterken farklı yükler birbirini çeker. Protonların pozitif, elektronların da negatif olduğunu söyledik. Peki ya nötronlar? Nötronlar bu güce sahip değildir. Yani bir nötronla bir proton, elektron veya hatta başka bir nötronu yan yana getirdiğimizde ikisi arasında hiçbir güç oluşmaz. Buradan da nötronun elektrik yüküne sahip olmadığı sonucunu çıkarabiliriz yani pozitif veya negatif olmadığından buna nötr parçacık denir. Taşıdığı yük sıfırdır. Şimdi de atomun kendisine bakalım. Ve yüklü bir parçacık olup olmadığına karar verelim. Atom, yüklü parçacıklardan oluştuğundan kendisinin de öyle olduğunu düşünebiliriz. Ancak her atomda eşit sayıda proton ve elektron bulunur. Protonlar pozitif, elektronlar da negatif olduğundan atomun toplam yükü her zaman sıfıra eşittir. Yani atomların kendisi bile nötr parçacık sınıfına girer. Örneğin elimizde bir hidrojen atomu olduğunu varsayalım. Bu atomda bir proton, bir de elektron bulunur. Artı ve eksi biri toplarsak sonuç sıfır çıkar. Şimdi de karbon atomuna bakalım. Bu atomda 6 proton ve 6 elektron bulunur. Yine artı 6 ve eksi 6'nın toplamından sonuç 0 çıkar. Yani atomlar nötr haldedir ve bu yüzden çevremizdeki çoğu şeyin elektrik yükü açısından nötr olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü proton ve elektron sayıları aynıdır. Aynı sebeple uzak mesafelerde veya büyük nesnelerde bu gücün devreye girdiğini görmeyiz. Çünkü çoğu şey aslında nötr halde bulunur. Ancak nötr balonu yine de nötr olan saçımıza sürttüğümüzde açığa çıkan sürtümeden dolayı saçtaki bazı elektronlar balona aktarılır ve saçtaki atomlar elektron kaybettiğinden proton sayısı daha fazla çıkar. Sonuç olarak da saç pozitif hale gelir. Aynı şekilde balon elektron kazandığından balon atomları, daha doğrusu balonun kendisi negatif hale gelir ve bu Pozitif negatif çekme kuvvetinden dolayı saçımız havaya kalkar. Yani buradaki güç üst kısımda anlattığımız elektriksel gücün aynısı. Harika değil mi?